Burada çok açık bir pazarlık var. Bugün Karayılan'ın açıklamalarında da gördük ki çekilme öyle kendi başına bir çekilme değil. Bu çekilme şartsız bir çekilme değil. Bu çekilme barışın geleceği gibi savların gerçek olacağının artık hiçbir şekilde bir kanıtının olmadığını da gösterdi. Yani biz şimdilik çekiliyoruz diyor. Ama diyor ardından hükümetin anayasada ne gibi değişiklikler yapacağına bakacağız. Ardından Öcalan'ın durumu ile ilgili nasıl bir ilerleme olacağına bakacağız. Bu bir pazarlıktır. Silahını bırakmıyor, örgüt kendisini feshetmiyor. PKK terör eylemlerinden artık sonsuza dek vazgeçtiğini açıklamıyor. Sadece çekileceğiz ve izleyeceğiz diyor. Ne izleyeceğiz? Taleplerimizin yerine getirilmesini. Bir pazarlık var ve bu pazarlığın neticesinde bunun ilk aşaması olan çekilme kısmı gerçekleşmiştir. Uzun bir takvime yayılacaktır. Daha doğrusu seçimler geçinceye kadar AKP ile PKK pazarlığının, AKP ile BDP pazarlığının, anayasa pazarlığının, başkanlık seçimleri pazarlığının hayata geçeceği görülüyor. Onun ötesinde PKK'nın tamamen tasfiyesine yönelik terör örgütünün üst yönetiminin ne olacağı ve hukuk önünde hesap verip vermeyeceğine ilişkin tek bir açık nokta yok. Hiçbir şekilde bunların gerçekleşmesi de söz konusu gözükmüyor. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Tamam. Teşekkür ederiz geldiğiniz için. Al.